Merhaba değerli izleyiciler. Emin Şirin'le birlikteyiz. Eski milletvekili Sayın Emin Şirin'le gündemdeki, siyasi gündemdeki konuları konuşacağız. Bu arada 19 Mayıs'ta SODEV, Sosyal Demokrasi Vakfı, çok çarpıcı bir araştırma yayınladı ve ülkemizin içinde bulunduğu durumu hakikaten içler acısı bir şekilde gözlerimizin önüne serdi. Gençlik üzerinde bir araştırma yapıyor. SODEV Gençlik Araştırması. 15 ile 25 yaş arası Türkiye'deki gençlere, ki 13 milyon gencimiz var bu yaş aralığında, 13 milyon gencimiz var yani 15-25 yaş arasında, imkanınız olsa yurt dışına gidip, yurt dışına yerleşip orada yaşamak ister misiniz diye soruluyor ve %60 civarı gençler evet, imkanım olsa yurt dışına giderim, yerleşirim ve yurt dışında yaşarım diyor. Türkiye'den umudu kesmişler. İşsizlik, üniversite okumanın da bir çözüm olmadığını, işte hem ifade özgürlüğünün Türkiye'de eksik olduğunu, ifade özgürlüğüne çok önem veriyor gençler. Bu arada o da ortaya çıkıyor. Yani neredeyse gençlerin birinci önceliği ifade hürriyeti. Onun da Türkiye'de kısıtlı olduğunu, iş imkanının da olmadığını, kendilerini ifade edemediklerini ve işte ekonomik olarak özgürleşemediklerini söylüyorlar ve yurt dışında yaşamayı tercih edeceklerini söylüyorlar imkanları olsa. Emin Bey, ne dersiniz efendim? Hakikaten çok işler arası bir durum değil mi bunlar? Şaban Bey, ben milletvekilliğini bitireli 10 küsur seneden daha fazla oldu. Bugün birçok tanıdığım, hala sen neden siyasetle bu şekilde uğraşıyorsun, Türkiye'nin meselelerine bu kadar kafa yoruyorsun dediklerinde, benim verdiğim cevap esasında sizin bu anlattığınız araştırmayla ilgili, araştırmanın sonuçlarıyla ilgili. Önümüzdeki nesillere biz nasıl bir Türkiye bırakıyoruz diye benim içim yanıyor. Hakikaten gerek ekonomik olarak, gerek sosyal olarak, gerek hukuki zemin olarak biz hakikaten başarısız bir nesil geçirdiğimiz kanaatindeyim. Bir ülkenin gençliği bu şekilde ümidini kaybederse, bunun sonuçlarının çok kötü olacağını öngörmek hiç de zor olmasa gerek bizim açımızdan. Şimdi ortalama 250 bin çocuğun gittiği söyleniyor seni, her sene dışarı Şaban Bey. Evet. 250 bin kişiyi ben çok kaba taslak bir hesap yapsak, bir çocuğun yetişmesi, dışarıya üniversiteyi bitirmiş veya master'ını bitirmiş bir çocuğun yetişmesi Türk lirası 1 milyon liranın altına mal olmuyor. Buna harcanan para, emek, yani özellikle de özel okullardan filan da bahsetmiyorum. Yani devlet okullarında da okusa bir çocuk 1 milyon liranın altına yetişmiyor. 250 bin çocuk dediğiniz zaman bu senede dışarıya giden çocukların maliyeti 250 milyar. 4 senede, son 4 senede 1 trilyon Türk lirası yatırımı, geleceğimize yaptığımız yatırımı, en önemli yatırımı, yani aklınıza gelecek her türlü havaalanından, köprüden, aklınıza ne geliyor, hepsinden daha önemli bir yatırımı biz hibe ediyoruz dışarıya, hibe. Bu korkunç bir şeydir. İkinci söyleyeceğim, hükümet buna niye kulağını tıkıyor? Devlet buna niye kulağını tıkıyor? Burada teşbihte hata olmaz. Maalesef 1979'daki İran devriminden sonraki günleri hatırlıyorum İran'da. İran devrimi yaptıktan sonra isteyen herkes gitsin diye kapıları açtı, bıraktı, gitti. Evet. Şimdi bu giden 250 bin kişiyi de muhtemelen saray mensupları, sarayda oturanlar veya iktidar partisindekiler, bu çocuklar memnun değilse gitsinler buradan, 250 bin seçmen eksilmiştir diye bakıyorlar. Bu da çok dramatik bir şey. Çünkü maalesef bizim bugün iktidarda bulunan kişilerin bir tip insan yetiştirme projesi var. Bunu da açık açık söylüyorlar. Dindar ve kindar bir nesil yetiştireceğiz diyorlar, işte Asım'ın nesli dedikleri nesil. Evet. Bu nesil yetiştirilirken buna muhalif olan veya bundan rahatsız olan insanlar da çıksınlar gitsinler, İşlerine bile geliyor gibi çok acıklı bir durum var. Yani SODEV'in araştırmasında toplam ortalama %60 diyoruz da hükümetin de veya iktidarın da çok dikkat etmesi gereken bir oran. AK Parti'nin gençleri de işte o yaş grubundaki gençlerin %47'si galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, %47.3'ü AKP seçmeni olarak kendisini ifade ediyor. Onlar da yurt dışına gitmek istiyor, evet, gençler. Demek ki
Bu AK Partisi'nde ya CHP'ye oy verenlerde 4 kişiden 3 kişi gibi görünmekle beraber AK Parti'den de ümidini kesen gençler, 2 gençten biri AK Parti'den ümidini kesiyor. Kesmiş. Bunun siyasi olarak baktıkları zaman da şuna dikkat etsinler. Yaptıkları politikanın niye bu kadar yanlış olduğunu da görüyorlar. Bu gençler muhtemelen gelecek seçimde AK Parti'ye oy vermeyeceğiz manasına da gelebiliyor. Yani önlerine bir Babacan alternatifi çıkarsa veya bir Meral Akşener alternatifi çıkarsa veya yeni bir alternatif çıkarsa ben Berat Albayrak'ın ekonomisinden, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi idare etmesi şeklinden, Milli Eğitim Bakanlığı yaptıklarından, Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın yaptıklarından memnun değilim. Bu Rütük'ten de memnun değilim. Bu hukuk düzeninden de memnun değilim. Bunu düzeltebilecek birini arayacağım demektir. Bunun hesabını yaparlarsa sadece bu, sadece şu SODEV'in bu yaş grubundaki seçmen miktarında gösterdiği iki seçmenden biri gelecek seçim AK Parti'ye oy vermezse AK Parti'nin iktidarı kaybedeceği kesindir. Ama Emin Bey, şimdi doğru diyorsunuz ama işin bir de muhalefet tarafından da acıklı yönü var. Onu da söylediniz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin de yine bu 15-25 yaş aralığı %74'ü aynı şekilde yurt dışına gidip yerleşip yaşamak istiyor gençler. Tabii. Yani tabii. Bu, hani iktidardan umutsuz olduğu gibi gençler muhalefetten de bir umutları görünmüyor. Şimdi bugünkü muhalefetten umutlarının görünmediğini sizlerle, Lale Hanım'dan sizden geçen yaptığımız programda hatırlarsınız, ben gayet açık bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu her ne kadar insan olarak sevsek de tabii başarısız bir genel başkandır ve görevden ayrılması lazımdır dedik. 10 senedir partinin başında, partisini birinci parti yapmaya çalışmak yerine ittifaklardan medet umuyor, anlıyoruz. Ama 10 senede bütün seçimleri kaybetmiş, İstanbul seçiminde bir ittifaktan veya Ankara seçiminde belediyede ittifaktan kazandılar. Bu kadar seçim kaybetmiş bir insanın, bir kişinin kendisine olan bütün hürmetimiz baki kalmak kaydıyla görevini yapamadığı ve muhalefetin, ana muhalefet partisinin ümit veremediği muhakkak. Şimdi bu konunun ne kadar acıklı olduğunu konuştuk ama yeni partilere zaten oradan galiba bir sosyal ihtiyaç ya siyasi ihtiyaç doğmaya başlıyor. Ali Babacan'ın kampanyasına da baktığım zaman bu kampanyada bu konuları özellikle işler gibi görünüyor. Onun oy nereden alabilir? Yani şimdi demin söylediğiniz analiz doğru. Yani her iki AK Parti, bu yaş grubu içindeki her iki AK Parti seçmeninden bir tanesi Ali Babacan gibi gençlere ümit verebilecek bir partiye gidebileceği gibi CHP seçmenlerinden de her dört seçmenden üçü gençlerin CHP haricinde bir alternatif arayabilirler gibi görünüyor. Yani evet. Bu özellikle gençlere ve gençlerin ihtiyaçlarına hitap edecek bir siyasi oluşumun ne kadar büyük bir potansiyel gösterdiğinin delili bu araştırma. Kesinlikle ki gençlerin hani annelerini, babalarını, büyüklerini de ikna etme kabiliyetlerini de hani göz önüne tabii alırsak yani AKP'den ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopacak bir gencin annesi babası değil mi büyüklerini de ikna ederek koparması çok olası bir durum gibi görünüyor. Emin Bey bütün buna şimdi yani iktidar partisinin gençleri de memnun değil, Türkiye'den gitmek istiyor. Muhalefet partisinin gençleri de Türkiye'den gitmek istiyor, memnun değiller. Bu nedir bu sorun? Yani hani biraz sanki AKP ve Cumhuriyet Halk Partisi ya da iktidar ve muhalefet sorunu olmanın ötesinde Türkiye'nin genel bir siyasi sorununa dönüşmüş, kronik bir duruma dönüşmüş. Hakikaten nasıl çıkar Türkiye bunun içinden? Sosyal, hem siyasi hem ekonomik hem de sosyal bir sorun haline gelmiş vaziyette. Şimdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önemli düşünmesi gereken konu, kendi seçmen grubundaki bu memnuniyetsizliğin sebebini sadece ekonomik sebeplerden olmadığından, kendi uslubundan da neşrettiğini idrak etmesi mecburiyeti var. Bu gençler
ifade özgürlüğünü arıyorlar ve bu gençler iş hayatı kadar da huzur da arıyorlar. Bu gençlerin aradığı bir huzur ve bir ortam var. Şimdi bu kadar kamplaşılmış bir ortamda belirli yaşa gelmiş siyasilerin birbirlerine hakaret etmekten başka bir şey yapmadıkları bir görüntü verdikleri bir ortamda. Çünkü Allah selamet versin Sayın Recep Tayyip Erdoğan ya Devlet Bahçeli ağızlarını açtıklarında ben utanarak dinliyorum bazı konuşmaları ve bazı hakaretleri. Karşısındaki herkesi zillet diye tasavvur değerlendirdiğinizde siz o gençlere de bu yaş grubunda anket yapılmış olan gençlere de eğer AK Partili değilse zillet diyorsunuz. Etmediğiniz hakaret kalmıyor. Evet. Bu kadar hakaret edildiği bir yerde bu genç yaşamak da istemiyor. İfade özgürlüğünden sıkıntısı var. Bir tweet attım diye gece beni alırlar mı götürürler mi diye sıkıntı içinde. Buluttan nem kapar bir hal var. Bana hakaret ettin etmedin gibi konuşmalar var. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir danışmanı tenkit edebilecek bir tweet atıldığında size terörist damgası vuruluyor. Evet. Gençlerin ekonomik olarak iş bulsalar bile, herkese iş verseniz bile bu kadar huzursuz, bu kadar kavgacı, bu kadar insanların birbirine hakaret ettiği, kendi mahallesinden olmayan insana zillet diye vasıflandırdığı yerde bu gençlerin durmak istemediklerini ne anlayışla karşılamak lazım? Şimdi önce Sayın Devlet Bahçeli, ardından da Sayın Kılıçdaroğlu siyasi partiler yasasının değişmesi gerektiğini, işte peşinden seçim yasasının işte değişmesi gerektiğini, yani siyasetin tıkandığını ve işte bu tıkanıklığın aşılması için siyasi partiler yasasının ve seçim yasasının değişmesini önerdiler. Bu çözüm olur mu? Eğer siyasi partiler yasası ve seçim yasası değişecekse nasıl bir düzenleme olmalı ki hani bu karamsarlıktan, bu tıkanıklıktan Türkiye kurtulabilsin? Ya da şimdi, yasa değiştirmekle bu sorun aşılır mı? Şimdi yasa değiştirmeden evvel bir zihniyetin değişmesi lazım. Benim son günlerdeki duyumlarım, ki bunlar sağlam kaynaklardan nispeten gelen duyumlar, muhalefetin 16 Nisan rejiminin hakikaten şimdi daha iyi değerlendirdiğini ve ona göre bir oyun planı kurmaya çalıştığını görüyorum Şaban Bey. İnşallah bu duyumlar doğrudur diye de temenni etmek isterim. Şöyle şimdi biliyorsun hepimiz daha iyi, siz benden daha da iyi biliyorsunuz. Seçimler bir cumhurbaşkanı seçiyoruz. Bu cumhurbaşkanı her şeyin başı. Bir de meclis seçiyoruz. Bu meclis esas itibariyle cumhurbaşkanının ait olduğu parti veya ittifakla aynı yerdeyse o zaman hiçbir kontrol mekanizması ortada kalmıyor. Benim gördüğüm şimdi aranan sistematik içinde bir taraftan işte iç yüzük değiştirilir, parti değiştirmeye mani olunur vesaire gibi konuları da atlayacak bir şekilde muhalefet şöyle bir düşünce içinde diye bazı duyumlar var. Seçime muhalefet şu şekilde girebilecek. HDP ayrı girecek. Bir ittifakın içinde olmayacak. Ne oy alacaksa alacak. Meclis seçimleri için konuşuyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için konuşmuyorum. HDP ayrı girecek. CHP ayrı girecek. Yani CHP diyelim %25 bir potansiyeli var. %25'e tekabül eden milletvekilini alacak. Geri kalan 5 parti, 5 Başak Parti diyelim şimdi. Kim bu partiler? Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi. Evet. Yani Ali Babacan, Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal ve özellikle Meral Hanım 5'i bir çatı partisi için altında girecekler. Bu Demokrat Parti olabilir, İyi Parti olabilir. Muhtemelen Demokrat Parti veya Anavatan'ı düşünebilirler. Dolayısıyla üçlü bir şekilde girecekler ve bu muhalefetin ortak paydası başkanlık sistemini değiştirip parlamenter rejime geri dönmek, kuvvetlendirilmiş parlamenter rejime geri dönmek paydasında buluşacaklar. Demokrasi paydası dedikleri bu. Burada arayacakları 600 milletvekilinden 360 milletvekilini temin edebilmek. Yani Cumhur İttifakı'nı
AK Parti artı MHP artı BBP girerse Vatan Partisi bilemem. O ittifakı 240 milletvekilinin altına düşürme arzusu. Hı. Demokratik yoldan, hukuki yoldan yürünecek, gidilecek bir şekilde. Bunun önemi şu, eğer bunu temin edebilirlerse, Cumhurbaşkanı'nın kim olduğu çok mühim değil. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı olarak kalabilir. Zira 360'ı elde ettikleri takdirde çok süratli bir şekilde kuvvetlendirilmiş parlamenter rejime dayanan bir anayasayı meclise getirip bunu elde ettikleri 360 milletvekiline referanduma götürmeyi düşünüyorlar. O zaman sistem değişecek ve parlamenter rejime geri dönmüş olacağız. Bu durumda muhtemelen de o anayasa tabii yok daha ortada bir taslak filan ama bu 82 anayasasında Cumhurbaşkanı'na verilen yetkilerden de daha az yetkileri olan, daha sembolik, Avrupa'daki parlamenter rejimlerde gördüğümüz bir sembolik Cumhurbaşkanı durumuna gelecek. Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu durumda Cumhurbaşkanlığına devam eder veya etmez veya seçimler yenilenir yenilenmez bilmiyorum. Ama muhalefet bence doğru bir stratejiye doğru gidip, bir mantığı olan bir stratejiye doğru gidip Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bugünkü rejim içinde Cumhurbaşkanlığı seçiminde yenip Cumhurbaşkanlığını almaktan ziyade zaten savundukları güçlendirilmiş parlamenter rejime dönecek, dönmeyi temin edecek, hukuki ve demokratik yollardan dönmeyi temin edecek, meclisteki 360 çoğunluğu arayacaklardır. Bu bahsettiğimiz şekilde HDP ayrı, CHP ayrı, 5 parti de bir çatı parti altında girdikleri takdirde bunun olma ihtimali de o günkü konjonktüre göre olabilir. Halk o zaman karar verecek. Halk diyecek ki ben bugünkü sistemden çok memnunum, böyle devam edelim. Mesele yok. Yok bugünkü sistem yürümüyor, ekonomik olarak yürümüyor, sosyal olarak yürümüyor, adalet olarak yürümüyor. O zaman muhalefet partilerinden istediklerini verirler. Onların da müşterek ittifakı parlamenter rejime dönmek olacak. Bu söylediğiniz... Yok, sözünüzü kestim. Bu söylediğiniz çok önemli bir proje. Muhalefet kanadında, başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere, bu anlattığınız projenin değerlendirildiği, konuşulduğunu söylüyorsunuz. Doğru mu? Evet, evet doğru. Bunu doğru. Gerçi geçen seçimde de, 2018'de de parlamentoda çoğunluğu almaya uğraştılar ama tabii yapısal olarak bu dediğiniz model yoktu. Şimdi Gelecek Partisi ve Deva Partisi muhalefet bloğuna katıldı. İlginç hakikaten bu anlattığınız yapıda AKP ve MHP bloğunun karşısına çıkılırsa evet iddialı bir parlamento seçimi yaşayabilir Türkiye. Evet Şaban Bey, ben geçen seçimlerden evvel de çağrıldığım yerlerde ifade etmeye çalıştım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan çok kuvvetli bir siyasi figür. Karşısına çıkacak bir cumhurbaşkanı adayının İkinci tura kalabilmesi bile kolay bir husus değil. Nitekim bugünkü anketler de gösteriyor ki bu koronavirüs sırasında yapılan anketler ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem ama güvendiğimiz anket şirketleri de aynı şeyi söylüyorlar. AK Parti'nin oy oranı düşmekle beraber Sayın Tayyip Erdoğan'ın güvenilirlik oranında yükselme bile var. Yani bu kriz zamanlarında liderden ayrılmak gibi bir temayül var. Dolayısıyla bu doğru bir şey. Bu proje. Çünkü zaten muhalefetteki partiler biz sistem olarak bunu yanlış buluyoruz. Sistemin değişmesi lazım diyorlar. Geçen seçimde maalesef biz bunu anlatamadık. Orada Muharrem İnce'nin adaylığı zamanında ki son derece kötü bir neticeyle bitti. Adam kazandı diye çekildi gitti Muharrem Bey. Böyle bir durumda bugünkü sistem ve yetkiler içinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine kim olsunun kavgasını vermek yerine her parti kendi cumhurbaşkanı adayını çıkartır. İkinci tur olur veya olmaz. Ama mesele o zaman da söylüyordum parlamentoda çoğunluğu temin edebilmektir. Yani 360'ı alırsanız anayasayı değiştirirsiniz, 300'ü geçerseniz de yürütmeyi ve sarayı kontrol edersiniz. Evet. Bu tabii bu projenin hani alt düşüncesi Erdoğan'ı yenmeye çalışmayalım. Yani Erdoğan'ı yenmek daha zor
parlamentoda çoğunluğu almak daha kolay mantığı da var herhalde biraz bu. Herhalde projede. İçinde o da olabilir. Benim hareket noktam o değil. Ben kuvvetler Hı-hı. ayrılığını arıyorum. Ben esas itibariyle evet. kuvvetler ayrılığı başkanlık sisteminde de olabilir. Kuvvetlendirilmiş parlamenter sistemde de olabilir ki nasıl olacak, nasıl bir anayasa değişikliği getirecekler göreceğiz. Buradaki mesele sistemi, buradaki mesele Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsından kaynaklanan problemler var mı yok mu diye tartışmak çok yanlış. Hı. Bu yetkileri kime verseniz kudret bozar, çok büyük kudret daha fazla bozar diye bir söz var biliyorsunuz. Mesele Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsı meselesi değil. Bu kadar yetkinin bir kişiye verilip verilmemesi meselesi. Muhalefette bu yetkilerle mücehhez yeni bir aday seçtirtmek yerine biz bu sistemi değiştirmek istiyoruz diye çıkarlarsa önümüzdeki dönemde bu sistemde denenmiş olacak. Halk memnun mu değil mi göreceğiz o zaman. Bir demokratik bir hukuk düzeni içindeki bir sistemde bunu makul bir şekilde halk karar verecektir. O zaman ben muhalefete bir şey tavsiye edeyim. Şu anda seçim kanunu veya işte siyasi partiler kanunu vesaireyi konuşacaklarından evvel, hepsinden evvel böyle bir seçim ortamına gidilecekse adaletli davranacak bir yüksek seçim kurulunun teşkilini gündemin birinci maddesi haline getirsinler. Evet. Geçtiğimiz seçimlerde yaşadığımız mühürlü oy, mühürsüz oy tartışmaları falan. Tabii. Şimdi Emin Bey, ben biliyorum ki siz bütün siyasetçilerle görüşüyorsunuz. Yani özür dilerim. Hem kulağınız delik hem de tüm siyasetçilerle, özellikle muhalefet kanadındaki tüm siyasetçilerle diyaloğu olan bir kişisiniz. Bu projede, önümüz seçimde muhalefetin bu projenin üzerine koyacağı olası cumhurbaşkanı adayı kimdir? Hiç bilmem. Yani, Abdullah Gül bu işin neresindedir? Bakın, onun modellemesi yapılmış mıdır? O konuda bir duyumunuz var mı? Şaban Bey, hiç ehemmiyeti yok. Yani bilakis bu modelde Cumhurbaşkanı adayı kimin olacağı meselesi bana sorarsanız HDP kendi adayını çıkaracaktır. CHP transfer edeceği Ekmelettin, Abdullah Gül vesaire gibi isimler yerine kendi içinden daha bir öz CHP'li insanı takdim edebilecektir. Bu şekilde işte beşli ittifak, çatı ittifakı da Meral Hanım'ı ve veya başka birini gösterebilir. Yani dolayısıyla, ama tekrar söylüyorum, buradaki mesele Abdullah Gül'ün şansı var mıdır yok mudur? Yani böyle bir anlattığım sistem olursa CHP tek başına Abdullah Gül'ü gösterme şansını hiçbir şekilde bulamaz. Evet. Beşli ittifakın da adayı Abdullah Gül olamaz. Orada Meral Hanım varken, geçen seçimde de Abdullah Gül'e hayır demişken, böyle bir şeyin olması söz konusu değil. Bu anlattığım sistemin en önemli özelliği HDP'nin durumu itibariyle diğer partilerle, İYİ Parti ile CHP ile bir takım ihtilafların olup olmaması konusunu ortadan halletmiş oluyor. Evet. Orada Cumhurbaşkanı adayının kim olacağının çok önemini bulmuyorum. Çünkü muhalefet, benim adayım bu yetkilerle, bugünkü yetkilerle Cumhurbaşkanı olsun arayışında olmayacak. Muhalefet, Cumhurbaşkanı'nın kim olup olmamasından ziyade bu yetkiler bir kişiye verilemez. Dolayısıyla gelin bu anayasayı değiştirip doğru dürüst kuvvetler ayrılığına dayanan, muhtemelen de kuvvetlendirilmiş parlamenter rejime geçeceğimiz bir sistemi getirelim diye gidecekler. Evet. Emin Bey, çok teşekkür ediyorum efendim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun Şaban Bey.